Erkem Hasdemir'i şehit verdik. Kendisine Allah'tan rahmet, acil ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Milletin halini görmeyen, sesini duymayan, milleti bir başına bırakıp varsa yoksa yandaşım diyen Erdoğan şahsı hükümetinin elinde ülkemiz büyük bir buhran yaşıyor. Tek adam vesayet rejimi müsilaj misali her yere bulaşıyor. Milletimizin nefesini kesiyor. Metal yorgunu yönetim her geçen gün devlet krizini derinleştiriyor. Ekonomik krizde milletimizi yapayalnız bırakıyor. Değerli basın mensupları, adalet mülkün temelidir. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz bize bunu öğretmiştir. Mevlana Hazretleri adalet her şeyi yerli yerine koymak, her hakkı sahibine vermektir. Ağaca su verirsen adalet, dikene su verirsen adaletsizlik olur diyor. Bu sözlerin doğruluğunu tek kişilik vesayet rejiminin düğmesine basıldığı 2014'ten sonra yaşadıklarımız bir kere daha gösterdi. Yönetimin şahsileşmesi kurumlarımızı çökertti. Erdoğan şahsım hükümetiyle kuralsızlık yeni kural haline geldi. Kimse önünü göremez oldu. Güven bitti. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası geçtiğimiz hafta Konya'daydı. Konya'da da güven bitmiş. Yatırım iştahı kalmamış. Bir iş insanımız vadeyle alım yapmıyorum. İşimi krediyle çevirmiyorum. Yarın bir şey olur da batarsam kimsenin günahına girmek istemem diyor. Aslında bu durum ülkedeki halin vahametini ortaya koyuyor. Adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter. Adaletin olmadığı yerde tarlaya karga, ambara fare, fırına hırsız, memlekete haramiler dadanır. Beytülmal devleti yönetenlerin namusudur. Adaletle, kuralla yönetilen ülkelerde yöneticiler hazinedeki her bir kuruşun hesabını millete vereceklerini bilirler. Haramilerin hazineye uzanan ellerini de keserler. Ülkeler böyle gelişir. Amerika Birleşik Devletleri usulsüz yollarla kazanılan, vergisi ödenmeyen, hazinesinden kaçırılan 470 milyon dolar kara paranın peşine düşüyor. Bu paranın 133 milyon doları da Türkiye'de aklanmış. Amerika bu 133 milyon doların peşini bırakmıyor. Şebekenin Türkiye'deki ayağı Sezgin Baran Korkmaz'ı Avusturya'da gözaltına aldırıyor. Tam 225 yıl hapis cezasıyla yargılamaya hazırlanıyor. Ama Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklama suçundan Türkiye'de de dava açılmış. Burada kaç yıl hapis cezasıyla yargılanıyor? Sadece yedi buçuk yıla. O da yedi buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Bir tarafta 225 yıl, diğer tarafta yedi buçuk yıl. Fark 30 kat. Amerika 20.000 bin, 21 trilyon dolarlık bir ekonomi, Türkiye ise 717 milyar dolarlık bir ekonomi. Fark burada da 30 kat. Aslında bu bir tesadüf değil. Bu bir tevafuk da değil. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Türkiye'nin 30 katıysa bunun bir sebebi de haksızlığa, hukuksuzluğa hazinenin soyulmasına verilen cezanın bizden 30 kat daha fazla olması. Yani Amerika'nın bu işlerde bizden 30 kat daha fazla duyarlı olmasıdır. 21 trilyon dolarlık Amerikan ekonomisi buharlaşan 133 milyon doların peşini bırakmıyor. Hesabını dünyanın her yerinde soruyor. 717 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinde Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar doların hesabını kimse veremiyor. Muhalefetin mecliste hesap sormasına da imkan verilmiyor millet adına 128 milyar dolar nerede diye afişler asıyoruz Mahkemeler mahkemeleri eliyle yasaklamaya kalkıyorlar ama ne diyor atalarımız hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat Buharlaştırdıkları 128 milyar doların hesabını veremeyenler bugün çıkmış, Ödünç döviz bulabilmek için swap anlaşmalarının peşinde koşuyorlar. Neden? Yine işin kolayına kaçıyorlar, göz boyamaya çalışıyorlar. Kuruttukları rezervleri makyajla gizleyebileceklerini sanıyorlar. Malezya'nın, Azerbaycan'ın, Güney Kore'nin, Rusya'nın himmetine muhtaç olmuşlar. Ya Allah aşkına bir kendinize gelin. Siz icra makamısınız. Başka ülkelerden rica makamı değilsiniz. Merkez Bankası kasasını dolduracak, dört başı mamur bir program yapacak takatleri yok. O zaman işte görüntüyü kurtarmak için kapı kapı dolaşıp ricacı oluyorlar. Bir başka verilmesi gereken hesap. Basının amiral gemisi sarayın havuzuna demir atsın diye Ziraat Bankası'ndan verilen 750 milyon doların encamı. Soruyoruz. Bu kredinin ana para ve faiz borcu ödeniyor mu? Ne kadar ödendi? Ticari sırdır diyerek millete hesap vermekten kaçıyorlar. Yine bu ülkenin en kritik tesislerinden Türk Telekom. Lübnanlı Harili ailesine gitti. Bu ülkenin tarlasının taşıyla bu ülkenin tarlasının kuşunu vurdular. Tam bir peşkeş. Hariri'ler Türk Telekom'dan 7 milyar dolarlık temettü gelirini aldı gitti. Ama Türk bankalarına 4,5 milyar dolar borcunu ödemedi. Sarayın bu şirkete Telekom'u atadığı yönetim kurulu üyeleri de Beytül Beytülmale sahip çıkamadı. Şimdi aynı saray Telekom'un temettüsünü alıp bankalara da borç takan, Türk bankalarına borç takan bu yükü hazinemizin yani milletimizin sırtına bırakan bu ailenin bir ferdiyle yemek üstüne yemek yiyor, boy boy pozlar veriyor. Bu fotoğraf Ocak ayında çekildi. Geçtiğimiz hafta sonu aynı ikili Vahdettin Köşkü'nde de bir kez daha buluştu. Altı ayda iki kere buluşmuşlar. Bu ne sevgi, bu ne muhabbet? E bunu görenler haklı olarak Türkiye'ye kazık atmanın hiçbir müeydisi yok diye düşünür. Amerika'dan F-35 savaş uçağı almak için bir buçuk milyar dolar verdik. Şimdi Amerika ne F-35 uçaklarını veriyor ne de bir buçuk milyar doları iade ediyor. Peki saraydaki kibir abidesinin gıkı çıkıyor mu? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri kendi hazinesinden çıkan 133 milyon doların peşini bırakmıyor. Kendinden çalınan parayı söke söke tahsil etmeye uğraşıyor. Ama Erdoğan şahslı hükümeti bizim hazinemizden çıkan buçuk milyar doları Amerika'dan söke söke alamıyor. Milletin hakkını söke söke alması gereken Erdoğan şahslı hükümeti üstüne üstlük bir de kıbleyi şaşırıyor haramilerle bir olup milletin hakkının söke söke gasp edilmesinin yolunu açmaya kalkıyor. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak dedikleri projeler için sadece bu yılın ilk beş ayında milletin cebinden on buçuk milyar lira çıktı. Şimdi öyle gözüküyor ki bu devran sürüp gitsin diye sözleşmelere tahkim maddeleri koymuşlar yetmemiş. Yandaşların işini sağlam kaza bağlamak için yetkiyi de Londra'daki mahkemelere vermişler. Şimdi bu projelerin sahibi kim? Türkiye Cumhuriyeti. Bu projeleri yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ama bir sorun çıkarsa sorunu Londra'daki majestelerinin mahkemeleri çözecek. İşte bunların yerlilik ve millilik anlayışı. Şimdi Talan İstanbul projesinde de aynı düzeni devam ettireceklerini açıklamışlar. Biz Millet İttifakı'nın iktidarında Talan İstanbul projesine tek kuruş çalışmayacak. Milletten alınan ne varsa söke söke geri alıp millete geri vereceğiz dedik. Erdoğan hemen arkasından çıktı. Bizi devleti bilmemekle suçladı. Uluslararası tahkimde o parayı sizden söke söke alırlar dedi. Bir kere her şeyden önce parayı sizden söke söke alırlar diyerek Erdoğan da partisinin grup başkan vekinin yaptığı gibi Millet İttifakı'nın artık iktidara geleceğini kabullendi. Ama bu arada da milletimizin karşısında yandaşlarının yanında düğünü umumiye memurluğuna soyunmayı da unutmadı. Ben şimdi buradan söylüyorum. Kendisi hiç merak etmesin. Biz devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz. Ucunu Londra'ya bağladığınız o mahkemelerde davaların hepsini kazanırız. Geçmişte bunu yaptık, şimdi de yaparız. Ha olur da kazanamazsak devleti, milleti bu zarara sokanlara, bu, bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara döner rücu ederiz bu paraları yedi göbek sülalelerinden söke söke alırız. Şimdi Erdoğan devlette devamlılık esastır diyor. Doğrudur. Güzel bir devir teslim töreniyle milletin emanetini kendisinden alırız. Ama devlette devamlılık adına bizler sizin suçlarınızın ortağı olmayız. Milletimize ahdimizdir. Milletimizden aldıklarını milletimize geri vereceğiz. E öyle görünüyor ki artık korku bacayı sarmış. Erdoğan şahsım hükümetinde hesap kitap iyice şaşmış. Talan İstanbul'un maliyeti maliyeti için Erdoğan ayrı çalıyor, hazırladıkları inter, internet sitesi ayrı çalıyor. Erdoğan Talan İstanbul için harcanacak paranın 15 milyar dolar olduğunu açıklıyor. Yani bugünkü kurdan çevirirseniz 132 milyar lira. Ama siteye dönüp bakıyorsunuz maliyet 75 milyar lira. Sonra bunu fark ediyorlar. Erdoğan hesaba uymayınca hemen bir Ali Cengiz oyunu yapıyorlar. Hesap Erdoğan'a uyduruluyor. Türk lirası karşılığını Çet raporu tarihindeki kurla hesapladık diyorlar. Erdoğan'ı haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak Çet raporunun kabul edildiği 23 Aralık 2019 tarihinde Merkez Bankası'nın dolar satış kuru 5 lira 92 kuruş. Yani çarptığınız zaman 75 milyar liralık maliyete bir türlü ulaşamıyorsunuz. Ne yapıyor? 89 milyar lira Bunların artık hiçbir hesapları tutmuyor. Daha köprülerin temeli atılmadan olmayan köprülerin altından çok sular akıyor. Dolar kurunu aldı başını gitti. Projenin maliyeti de daha kazma vurmadan yüzde yetmiş altı saptı. devletin, milletin bunun altından kalkması son derece zor. Aslında yaptıkları her ihalede böyle bir durum var. Hesap yok, kitap yok. Başlangıçtaki ihale koşullarını ve proje bedellerini ihale bittikten sonra değiştir veriyorlar. Ya bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır. Ne güzel diyor Hazreti Ali. Dünyanın helali hesap, haramı azaptır. Erdoğan şahsım hükümeti Atadan babadan kalma demedi ülkede ne var ne yok sattı Evdeki gümüşler şimdi bitti O zaman o zaman şimdi hayallerini satmaya başladı hayalim dediği şehir hastanelerinden 5'inin işletmesi Danimarkalılara geçti Danimarkalı bir firmaya geçti Hayaller artık Danimarkalı oldu ya da Danimarka'nın oldu e zaten Koskoca memleketi Katarın üstüne yaptı Ülkemiz oldu Kataristan. Borsa İstanbul'un yüzde onu Katar'a satıldı. Dici Türk Katar'a satıldı. BMC Katar'a satıldı. Tank palet Katar'a satıldı. Bankalar, finansal aracı kuruluşlar Katar'a satıldı. Kanal İstanbul güzergahındaki kupon araziler Katar'a satıldı. Şimdi de bu kadar malı mülkü korusun diye 36 Katar savaş uçağını, 250 Katar askerini 5 yıl süreyle Türkiye'de konuşlandırmaya hazırlanıyorlarmış. Ya Katar'a ait bu savaş uçakları ve askerler kimi kimden koruyacak? Bir çıkın bakalım şunu meclisten falan geçirmediğiniz bu işi bu işin hesabını bir millete bir verin. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Değerli basın mensupları, hafta sonu üniversite sınavları vardı. Pek çok evladımız sınavda ter döktü. Pandemi döneminde zaten doğru düzgün ders verilemedi. Şimdi duyuyoruz ki sınav soruları çok zormuş. Neden bu kadar zor sorular soruldu? Yani insanın aklına geliyor. Acaba boş kalacak kontenjanlara katarlı öğrencileri doldurmak için mi bunu yaptınız? En son yaptıkları bir protokol var. Yani işte burada. Tıp fakültesi ve tıpla ilgili pek çok bölüme Katarlı öğrencilerin girişinin önünü açıyor. Sadece askeri öğrencilerin değil. Silahlı kuvvetlerin asker veya sivil öğrencileri diyerek Katarlı öğrencilere uçsuz bucaksız imkan tanınıyor. Hep söylüyorum şu Katar'ı sevdiğiniz kadar Türkiye'yi de bir sevseniz ya. Madem bu kadar Katar'ı seviyorsunuz artık emekliliğiniz de yaklaşıyor. Emekliliğinizi Katar'da geçirmeyi bir düşünmenizi tavsiye ederiz. <laughs> Sonra da Erdoğan çıkıyor. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta birleşmiştir diyor. İnsaf. Bu nasıl bir kendini beğenmiştik? Bu nasıl bir kibir? Beyefendi Türkiye AK Parti'den de Erdoğan şahsım hükümetinden de çok çok büyüktür. Çok çok daha büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakidir. Siz ise ilk sandıkta gidicisiniz. Milletimizin kaderiyle kendi kaderini birleştirmeye cüret edenler önce bir aynada kendilerine bakacaklar. Nerede Telekom için verilen krediler? Neler nerede? nerede buharlaştırılan, buharlaştırdıkları 128 milyar dolar? Nerede ordumuza teslim edilmeyen F-35'lerin parası? Nerede Ziraat Bankası'ndan yandaş medya projesine verilen 750 milyon dolar? Sizinle ülkemiz ve milletimiz arasında artık geceyle gündüz kadar fark var. Siz yandaşlarınız adına düğünü umumiye memurlarına, memurluğuna soyundunuz. Paraları sizden bize dönüp paraları sizden söke söke alırlar diyerek talan ve rant düzeninden majestelerinin mahkemelerinden yana saf tuttunuz. Milletimiz geldikleri gibi giderler diyerek sizi ilk sandıkta göndermek için gün sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki Erdoğan şahsım hükümeti gidicidir. Milleti kuru soğana muhtaç edenler milletle kader birliği yapamaz. Bugün bu ülkede 17 milyon 921 bin yoksul var. Ülkede her 5 kişiden biri yoksul. 10 milyon işsiz var. firmalarımız, esnaflarımız henüz pandemiden sonra daha toparlanamadı. Haziran ayının sonunda yani birkaç gün sonra işten çıkma, çıkarma yasağı da kısa çalışma ödeneği de sona eriyor. Bunun en azından yıl sonuna kadar uzatılması gerekir. Eğer yapılmazsa daha fazla işsizlik ve yoksulluk riski maalesef kapıda bekliyor. Geçtiğimiz hafta Credit Suisse'in 2021 küresel servet raporu açıklandı. Türkiye'nin en varlıklı yüzde biri ülkemizdeki toplam servetin yüzde kırk iki sahipmiş. Oligark düzeninin hakim olduğu Rusya'dan sonra servet dağılımı en bozuk ikinci ülkeyiz. Yine bu ülkede en varlıklı yüzde beş ülkedeki toplam servetin yüzde altmış iki nokta ikisini elinde tutuyor. Para pul bir avuç yandaşa, yoksulluk, işsizlik kimsesizlik vatandaşa. Böyle bir paylaşımı kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Yozlaşmanın zirve yaptığı yerde servetler en tepede toplanır. Bundan 27 yıl önce Fakir neden fakirdir? Çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Zengin niye zengindir? O da çalmasını iyi becerdiği için zengindir. Vakamı bu. Bugün bu ülkede fakir garip, işçi garip, memur garip, bordro mahkumu diyen bir belediye başkanı şimdi cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Milletin tamamı da garip oldu. Değerli basın mensupları, Bir Temmuz'a birkaç gün kaldı. İstanbul Sözleşmesi sona eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi yok sayıldı. Tek bir kişi, tek bir imzayla koskoca ülkeyi kadına ve aile içi şiddeti önlemeye dönük bu uluslararası sözleşmeden çıkardı. Bundan sonra her kadın cinayetinden, her çocuk istismarından Erdoğan şahsı hükümeti sorumludur. Buraya imza atan Erdoğan sorumludur. Yine Temmuz gelirken maaşını ay sonuna yetiştiremeyen emeklilerimiz Temmuz'un ilk haftasında belli olacak maaş zammını dört gözle bekliyor. Şimdi TÜİK'in makyajı rakamlarına bakarsak ilk beş ayda enflasyon yüzde altı virgül dört. Enflasyon bağımsız enflasyon araştırma grubunun hesapladığı beş aylık enflasyon ise yüzde on beş virgül altı. İki katından fazla. Bir de eve pazar arabasının yarısı boş dönen emeklinin enflasyonu var. O ise arşı alaya çıkmış vaziyette. Çarşı pazar yanıyor da çiftçi mi kazanıyor derseniz o da doğru değil. Çiftçimiz artan gübre, tohum, ilaç, mazot fiyatlarından illallah diyor. Erdoğan şahsım hükümeti son 14 yılda çiftçinin hakkı olan 212 milyar Türk liralık desteğe çökmüş vaziyette. Ödemiyor. Her bir çiftçi ailesine 29.287 lira borcu var. O da yetmiyor. Eskiden 45 günde ödenen sertifikalı tohum desteği için şimdi bir çiftçi bir yıl beklemek zorunda kalıyor. O zaman sertifikalı tohumda kullanamıyor. Konya Ovası kuraklıktan kavruluyor. Kızılırmağı Konya'ya bağlayan proje Konya Ovası sulama projesi tamamlanmayı, eski kanallar yenilenmeyi bekliyor. Erdoğan şahsı hükümeti ise ülkemizin tağ lambarı Konya'nın sulama kanallarını bırakmış. Kalan İstanbul projesinin peşinde koşuyor. Sonra sonuç sulamada kullanılan elektriğin faturası çiftçiyi yakıyor. Çiftçi banka kapılarına düşüyor. Şimdidir. Yani bugüne kadar ödemediğiniz destekleri ödemenin tam zamanıdır. Ama Erdoğan şahsım hükümeti eski hamam eski tas işleri götürürüm zannediyor. Binlerce atanamayan öğretmenimiz var atanamayan öğrencilerin umudu saray, sarayın kibirlisinin son açıklamasıyla bir kere daha kırıldı. Eğitim sendikaları okullarımızda 100 bin civarında öğretmen açığı olduğunu söylüyor. Ama saraya göre öğretmen açığı falan yok, öğretmen fazlası var. Yani bu ne demek? Öğretmen almayacağız demek. Geçen hafta Konya'da Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden öğretmen olmaları için istenen formasyon dersiyle ilgili belirsizlikleri, atanamayan paramediklerin sıkıntılarını dinledik. Gencecik bir paramedik evradımız. Atanamamış, rahmetli babasının kırtasiye dükkanında çalışıyor. Çok sevdiği mesleğini yapamamanın üzüntüsü gözlerinde. Kendisinin dükkanı var ama kendi döneminde işsiz olan, atanamadığı için işsiz kalan birkaç arkadaşının canına kıydığını da bize anlatıyor. Bu arada sarayın beslemelerinin bir eli yağda, bir eli balda. Bu ülkede 10 milyona yakın insan asgari ücretle çalışıyor. Milletin asgari ücreti 2826 lira, saraydakilerin asgari ücreti 30, en az 35 bin lira zaten asgari ücret diyoruz. En az iki yerden maaş almak da sarayda kural. Otoriter rejimler itaatkar, sadık yandaşlara ihtiyaç duyuyor. Sadakati sağlamak için de kesenin ağzını açmaktan çekinmiyor. Milletin cebinden ulufe dağıtıyor. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Fakat ünlü dizelerde söylendiği gibi Hasan Dağı arpalıktır eğer saban yürürse, her derede bir değirmen eğer suyu gelirse, her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse, Güzel gidiş bu gidiş eğer sonu gelirse. Her kötü yönetim gibi Erdoğan şahsım hükümetinin de siyaseten sonu gelmiştir. Şimdi koltuğu vermemek için bin dereden su getiriyorlar. Beceremeyince de vatandaşın gözünü korkutmak için kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendilerinden olmayan herkese şiddet uyguluyorlar. Biz bu memleketin zencisiyiz deyip iktidara gelenler şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde polis şiddetinin kurbanı olan Floyd'a yapıldığı gibi gazetecileri boğazına çöküyorlar. Nefetsiz bırakıyorlar. Bunları soruşturması gereken bakan yardımcıları da işi gücü bırakıp bu şiddeti eleştiren muhalefete cevap yetiştirmeye çalışıyorlar çok konuşmasıyla tanıdığımız İçişleri Bakanı da her nedense bu mesajları sosyal medyadan paylaşmakla yetiniyor. Hayırdır? Saray bu bakanı artık konuşma yasağı mı uyguluyor? Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetin ne yaptığını neyi yapmadığını gördü. Bu hükümete notunu da verdi. Erdoğan şahsım hükümeti artık yıpranmış, eskimiş yönetme kabiliyetini yitirmiştir eskimiş conta misali işlevinin yerine getirememektedir. Suyu kaçırmakta, evin faturalarını şişirmektedir. Bunları değiştirme zamanı gelmiştir. Milletimiz bu hükümete tasdiknamesini vermek için gün saymaktadır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ortaklarıyla milletin vereceği göreve hazırdır. Yeni kurumlar Yeni kurallar, yeni kadrolarla milletimizi işle, aşla, refahla bulaş, buluşturmaya hazırdır. Hakla, hukukla, adaletle ülkeyi gerçek bir demokrasiyle yönetmeye, herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaya, milletimizi üreterek zenginleştirmeye, zenginliği hakça paylaşmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya, dışlamamaya kesinlikle kararlıyız. Biz ekonomimizi büyütürken ülkemizi, dağımızı, taşımızı, nehirlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Milletimizi, devletimizi borca batırmayacağız. Yurttaşlarımızı yüksek faize, enflasyona, hazlılı hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. TRT evet, Haber Belgin Aydın. Efendim yeni anayasa konusundaki çalışmalarınızda parti meclisi toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bir taraftan da seçim kanuna değişiklik öngören bir çalışmanız vardı. E, bu konuda baraj konusunda CHP'nin tavrına yönde ve bu yeni anayasa çalışmasına dahil edilecek mi yoksa seçim teklifi ayrı bir kanun teklifi olarak mı düşünüldü? O şekilde mi çalışıldı? Teşekkürler. E, bizim seçim kanunuyla ilgili çalışmamız tabii ki sistem çalışması içindedir. Biliyorsunuz bizim bir önemli hedefimiz de bu darbeler döneminden kalan ve Türkiye'de gerçek bir demokrasinin olmasının önünde engel olan çeşitli hususlar, hususlarında bu yasalardan ayıklanmasıdır. Biz her alanda kimsenin darbe hukukundan arınmış, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye arıyoruz. Siyasette, ekonomide ve yaşamın diğer alanlarında kapsayıcılığa önem veriyoruz. Biz her partinin mecliste temsil edilmesinden tarafız. En baştan beri ifade ederek geliyoruz. Diyoruz ki bir parti yüzde bir oy bile alsa en azından onun genel başkanı mecliste PAU partinin görüşlerini ifade edebilmelidir diyoruz. Bunun için de seçim barajlarının kaldırılmasından yanayız. Efendim bize ulaşan sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. Ee, i̇lk olarak Ulusal Kanal'ın sorularını ileteceğim. İlk sorusu şöyle Ulusal Kanal'ın. Artı 1 TV'nin kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından kaybedildiği iddia edildi. Bu isminde Sayın Erdoğan Toprak olduğu öne sürülüyor. Size ulaşan bu konuya ilişkin bir bilgi var mıdır? Hayır yok. Efendim Ulusal Kanal'ın diğer sorusu da şöyle. Kanal İstanbul'un ilk temelinin atıldığı saatlerde Çanakkale'de, CHP'lilerin de aralarında olduğu 3 genel başkan yardımcısının bulunduğu bir kalabalık kadroyla bir sahil tesisi açıldı. Bu tesisin kaçak olduğu yönünde iddialar da var. Bu konuyla ilişkin neler söylersiniz? Ya orası yıllardır e, lokanta ve plaj olarak kullanılan bir yer. El değiştirdiği için bir açılış yapılmış. E, oraya giden arkadaşlarımızın da herhalde ruhsat kontrolü yapacak hali yok varsa bir usulsüzlük, varsa bir eksiklik e bunların tabi hemen giderilmesi lazımdır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Müsaadenizle onu aktaracağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu'nda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülmesi teklifi tartışmalara yol açtı. Silah sanayinin göz bebeği, MKE özelleştirilecek eleştirileri geldi. Bunun üzerine AK Partili üyeler özelleştirme yok, işletme devri olmayacak önergesiyle ek düzenleme koyacaklarını söylediler. Sizin değerlendirmeniz nedir? Ayrıca Katarlıların geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'deki fabrikayı gezdiği iddia ediliyor. Bu iddiaya ilişkin açıklamanız olacak mı? Arkadaşlar AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri ne önerge yazarlarsa yazsınlar ne önerge koyarlarsa kanuna koysunlar artık biz de biliyoruz. Türkiye'deki tüm insanlarımız da biliyor. AK Parti milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri yani Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri saray ne derse onu yapar. Sarayın vesayeti altındaki bu milletvekillerinin kendi hür iradeleri yoktur. Bunlar tamamen sarayın iradesine göre hareket ederler. Dolayısıyla bunların yazmış oldukları önergelere de güvenmemiz mümkün değildir. Özelleştirme olmayacaksa makine kimya endüstrisi neden anonim makine kimya endüstrisi kurumu neden anonim şirkete çevrilmek isteniyor? E, Zonguldak'ı hatırlayın. Zonguldak'ta kömür işletmelerini anonim, kömür işletmesini anonim şirkete dönüştürdüler. Sonra bir güzel böldüler küçük küçük şirketlere Şimdi Zonguldak'taki kömür işçilerini kimliksizleştirdiler, yok ettiler. Bunların bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra da yapacaklarının teminatıdır. Biz bu işe karşı çıkıyoruz. Sadece biz değil, bu bu kurumda çalışanlar da buna karşı çıkıyor. Savunma sanayinde yerlilik ve millilikten yanayız. Bu arada Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı olduğunu söyleyen birileri çıkıyor. Katar'la iki devlet bir millet olduğumuzu da iddia ediyor. Ülkemizin en kritik varlıkları Katar Katar Katarlaştırılıyor. Bunlar milletimizin vicdanını yaralıyor. Tıpkı Katarlıların bu tesisleri gezdiği iddiası gibi. Milletimiz sandıkta gereken yanıtını vermek için gün sayıyor. Evet. Efendim Kanal 7 ve A Haber tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Liseli gençler, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Katarlı öğrencilerle ilgili iddiaları nedeniyle sınav öncesi mağduriyet yaşadıklarını söylediler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynı iddiası sürüyor mu? Sizin bu konuya bir değerlendirmeniz olacak mı? Ayrıca sınavsız tıp fakültesine giriş iddiası hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili iddiası da sürüyor mu? Yani biz orada kendi iradeleriyle mahkemelerde dava açan gençleri görmedik. Biz orada AK Parti'nin gençlik kolları yöneticilerinin güdümünde, onların tahrikiyle adliyeye giden birkaç tane genci gördük. Hiç endişe etmesinler. Anadolu'nun en ücra köşesinde bile gençlerimiz bunların ne yaptığını görüyor haklarının yendiği duygusu her geçen gün biraz daha içlerinde büyüyor. Şimdi demin gösterdim. Protokol burada. Misafir öğrenci. E misafir öğrencinin altında ne var? Hem Katar ordusunda asker askeri öğrenciler var. Hem de bir sivil öğrenci ibaresi var. E gir o zaman şeye Katar'ın milli savunmasına sivil öğrenci statüsüyle gel Türkiye'de oku. Burada gençlerimizin haklarının yeneceği çok açıktır. Birileri gençlerimizi siyaseten kullanmaya devam etsin. Bunun için de kendi gençlik kollarını kullansın. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Biz sözlerimizin arkasındayız. Teşekkür ediyorum.